başlar başlamaz hiç böyle bir cümle kuracağımı düşünmemiştim. Şimdi o zaman biz 450 çeşit yemeğin içinden mi yemek seçeceğiz? Döve döve 6 saat döve döve pişiyormuş. İyi ne güzel. Ay şuna bak. Mükemmel. Tekrar. Ben mi yaptım? Sağlık. Evet, evet sen yaptın. Ne olur ki? Böyle bir acı yok Zeyn. Ha biber mi? Herhalde. Böyle banıyoruz. Bunun adına simit demek yanlış bir şey. Bunun adı başka bir şey olmalı. Ne bileyim rutiye falan olabilir yani. Arkadaşlar biz ne görüyoruz şu an? Peki şu pembe olan nedir acaba? Harika. Türk mutfağının en lezzetli memleketlerinden birinde Hatay, Antakya'dayız. 3 günlüğüne bir tatile gelmiştik ama sizin yoğun isteğiniz üzerine tatilimden bir gün fedakarlık ederek bugün Hatay'ın birbirinden lezzetli, yöresel, buranın meşhur olan yemeklerinin yani sokak lezzetlerinin tadımını yapacağız. Siz çok istediniz, ben de bugünü sizin için ayırdım arkadaşlar. Bu caddeye gelene kadar önümüze çıkan herkese sorduk. Burada en meşhur yemek nerede yenir, nerelerde yenir diye. Herkes farklı farklı bir şey söylüyor ama aralarında en çok söylenilen bir yer vardı ki o da Hatay Konak Evi'nde bir sürü şey bulabilirsiniz dediler. Şimdi ilk önce orayla başlayacağız. Böyle dar sokaklardan gidiyorsunuz arkadaşlar oraya. Evet, gastronomi diye geçiyor. Bak evet. Birçok kişi bunu söylemişti gastronomi. Meğersem aynı şeymiş. Hatay evi ile gastronomi aynı şeymiş evet. Gastronomi evi. Şimdi oraya giriyoruz. Evet, giriş burası. Oo, içerisi bayağı büyükmüş. Böyle bir köşe buldum ki. Çok güzel. Burası 600 yemek çeşidiyle UNESCO ödülünü aldı 2019 yılında. Şu an 450 tane yemek çıkardık. Geri kalan yemekleri bulamadığım için çıkartamıyoruz. Evet. Tam yerine gelmişiz. Şimdi o zaman biz 450 çeşit yemeğin içinden mi yemek seçeceğiz? Şöyle, bunu mu anlıyorum? Bunlar her gün çıkmıyor. Her gün aynısı çıkmıyor. Aynen, her gün farklı farklı yemekler çıkıyor. 450 yemeğin sonunda tekrar başa dönülüyor o zaman. Aynen. Vay be, inanılmaz yani. Aşuyla başlayalım. Adını da ben ilk defa duyuyorum. Hatay'ın en yöresel yemeklerinden bir tanesiymiş zaten. En meşhur yemeğiymiş. Dut şurubu. İçecek olarak da onu içelim. Dut şurubu. Ben hiç içmedim. Bu ağız yarasına çok iyi gelir. Tabii enfeksiyona da birebirdir dut. Kara duttan mı yapılıyor? Karadan yapılıyor. Kara dutsa direkt enfeksiyonu temizliyor arkadaşlar. Şifalı aynı zamanda da. Heyecanlandık o zaman. Bir an önce alalım yemekleri değil mi? Panelin çekerken yine arkada gözler fıldır fıldır oldu. Abi yemekleri canım, duyunca. Ben şöyle bir oturayım sen beni çek. Açıldı mı gözlerim? Kıpkırmızı oldu aşuyu duyunca. Ama kahvaltıyla duruyorum ya. Aşuyum aşuyu, dut şurubu, mezeler. Açılışı güzel yerde yapıyoruz İnoş. Evet. Bak hiç tatmadığımız şeyler deneyeceğiz buradan. Burası sadece Türk mutfağı diye değil. Hristiyan mutfağı varmış. Çevre illerin mutfağı da varmış. Karışık yani. Ama bize şimdi Hatay'ın demirbaşı geliyor. Bak İlk çok değişik ya. Ama ya baksana. Zahter ama kahvaltılık zahter dedi buna. Evet. Bu da zahter çekik demek. Nereye gitsek zahter. Güzel bir zeytinyağı mı bu da? Evet. Nasıl buldun? Mükemmel. Evet tadımdayız. İlk evet, zahterle başlıyoruz. Tokuşturdum. Tokuşturdum. Hadi bakalım. Ama akıllı zahter. Ekmeği değil zahteri dene. Evet. Aha ben çok sıvı bir kıvam zannettim ama koyuymuş ya biraz evet, da. Evet içindeki. Ben acı buldum bunu ya. Biraz kekiğin keskinlik tadı var. Evet. Ama güzel. Yok ben bunu çok tutmadım. Başlar başlamaz hiç böyle bir cümle kuracağımı düşünmemiştim. Yani sen benim damak tadıma uymadı. Taner çok beğendi. Ben beğendim, ben yerim. Sen her şeyi yersin zaten. Taner her şeyi yer de. Önemli olan bizim puanlamamız arkadaşlar, Lina ve benim. Size kaldıysa zaten... Yoksa Taner daha nereye gideceğimizi bilmeden her yerin puanı 10'dur kesin yani. Söz konusu yemek çünkü. Soğansız, acısız muammara, patlıcan yoğurtlama, abagan duş, humus. Buranın humusu da çok meşhur. Bunun ismi ne demiştiniz? Aşur. Ha aşur. Şimdi aşuru deneyeceğiz. Anne, kısır varsa ben bir kısır alabilir miyim? Kısır da alalım. Bir de kısır alalım ya size zahmet. Lina kısır istedi durduk yere. Nereden geldi aklına? Aklıma şunlar geldi. Ha, kısıra benzettiğin için. Ben de çok severim kısır. Kısır sevmeyen zaten var mıdır ya? Ben baba gönlü bizim şey. Ankara'nın mutfağının en güzel şeyi de kısır. Dene bakalım. İsimlerini her ne kadar unutsam da bu patlıcan yoğurttu. Sarımsak da var. Çok güzel. Bak bunu çok beğendim işte harika. Muammara. Bu da muammara. Harika. Ama çok keskin gelen bir şey oldu bunda şu sonradan. Acaba ne var içinde? Vallahi neyse ne harika. Humusu daha önce çok duydum ama hiç denemedim hiçbir yerde. Şimdi onu bir deneyeyim. Lübnanlılar çok yapar.
Çok tanıdık geldi. Neyden yapılıyor nohut, bu? Nohut. Ha nohut. Nohut ezmesi ya. Ama hiç nohut yiyormuş gibi değilim ya. Başka bir şey yiyormuş tahin gibiyim. Tahin mi koyuyorlar acaba? Evet tahin. Hep tahin var. Evet tahin var. Tahin evet. Ama inanılmaz yani. Üçüncü mezem. Güzel güzel. Süper. Benim favorim avagandüş. Şimdi ona ben geliyorum. Çok severim. Nefis. Ama içlerinden en çok hangisini beğendiniz derseniz şu patlıcan yoğurt ve avagandüş kesinlikle. Humusu da çok sevdim. Dördüncü sırada ben bu yer alıyor. Sevdim. Muammara. Ben şu yoğurdu çok beğendim. Şimdi aşuru deniyoruz. Bal kabağı gibi görünüyor ya. Kala kaldım. Yani. Ne yediğimi anlamadım. Sen söylemesen et mi yedin, bal kabağı mı yedin, başka bir şey mi? Bal her çeşit lezzet var içinde. Yani bir sürü lezzet alıyorum. 6 saat, 4 saat ve 6 saat aralığında dövülüyor. Evet. Belli. İplik iplik olmuş çünkü köfte gibi bakın. İplik iplik. Döve döve, 6 saat döve döve pişiyormuş. Ama nasıl güzel, o kadar hafif bir şey ki. Ya bir yiyorsun, ben de bir bakayım tadına. Bir dakika mi? Canım, sen Allah de sabırlı Allah. Ol. Bir de kısmını deneyeyim dur. Aşır, İnanın isteği üzerine. Ama ben hiçbir zaman Ankara'da bu kadar güzel kısır yemedim. Ben de kısırı güzel yaparım ama bunun yanından geçemem. Bu mükemmelmiş. Tamam. Ben bunun hepsini bitirebilir miyim? Duta da zaten bayılırım. Böyle onları yerken elinize simsiyah siyahlıkları falan geçer ya. Onu bile çok severim. Yaprakla falan çıkartırdık çocukken onları. Başka türlü çıkmazdı. Beni direkt çocukluğuma aldı götürdü yani şu. Sabırsızlıkla bekliyorum ya sıra bana gelsin diye. Bak bak, kola bak nasıl uzandı. Ben bunu ilk defa yiyorum ama çok güzelmiş. Ben de ilk defa yedim. İsmini bile ilk defa duydum. Çok bir güzel. Bir kısırı götürüyor. Lütfen bir parça bana da bırak. Olmaz. Bir parça da bana bırak lütfen. Ödül almışlar. Düşünseniz 600 çeşit yemek nedir? Ben her gün ne pişireceğim diye düşünmekten kafam patlıyor. Bir çeşit bir şey çıkartana kadar 5 saat düşünüyorum. 600 çeşit yemeği nasıl buluyorlar? Osmanlılar da bir yediğini bir daha yemezlermiş. Sürekli her gün bir çeşit yemekleri olurmuş ya. Sıra gelmezmiş saray çünkü. Saray mutfağı. Anne, evet, saray anne, mutfağı. 600 dediğin 400. Şu an 450'ye indirmişler onu. Çünkü kalanlarının malzemelerini bulamadıkları için yapamıyorlarmış. Yine Ebru yapacak şimdi arkadaşlar. Bayıldım. Bayıldın mı? Tam Dina'ya göre. Buna şey yapabiliyor muyuz acaba? Tabloya çıkartabiliyor muyuz? Daha sonraki çalışmalarda yaparız tabii ki. Neden olmasın? Evet. Eşit bir şekilde. Mükemmel. Yavaş yavaş. Aynen öyle. Mükemmel. Dina'nın en sevdiği şey bu. Hep istemişti gerçekten de. Ebru'yu yapmak istiyorum diye. Çok da yetenek ya maşallah. Evet, biz yapılacak bir yer bulamamış. Aslında burada çıktı karşımıza. Aslında nereden isteyecektim biliyor musun şuradan geçerken? Ama dönüşte istedim. Ne bileyim. Çok güzel oldu. Alayım tekrar. Ne yeterli. Ay, ne güzel. Tamam. Çok sevdim. Ay şuna bak. Çok iyi. Biraz mesafe bırakıyorsun. Şimdi sola doğru gidiyorsun. Mükemmel. Aa, tekrar sen mesafe. Mi yaptın şimdi? Ben yaptım. Müthişsin. Ay ne güzel oldu. Harikasın Dina. Bayıldım. Çok iyi. Hiç kaldırmadan şimdi ileri ve geri yapıyorsun bu şekilde. Eşit bir şekilde. Değdirmen yeterli olur. Mükemmel. Tekrar. Değdirmen yeterli olur. Evet. Batır dibine kadar. Geç. Evet. Mükemmel olur. Yan tarafa ya, bırak. Çok geliyorum. Güzel. Şimdi bunu kağıda çıkartacaksın. Hiç beklemiyordum biliyor musun? Evet, ben de bu kadarını beklemiyordum. Harika. Ben mi yaptım? Sağlık. Evet, evet onu sen yaptın. Daha önce yapmadığına emin misin? İlk defa yapıyoruz. İlk defa yapıyoruz. Tebrik ederim. Biraz hızlı yaparsan güzel olur. Çek. Aferin, işte yaptım. Aynı oldu. Bir tane daha yapabilme şansımız var mı? Gel bakalım, harika. Tut istersen. Gülümse. Dina mükemmel oldu. Eline sağlık. Buraya geldiğimizi duyduğunuzdan beri hem Instagram arkadaşlarım hem siz Hatay'da yaşayanlar ya da Hatay'ı bilenler sürekli olarak Pöç Kasap'a gidin. Ben de merak ettim ne varmış bu Pöç Kasap'ta. Şimdi oraya geldik, orayı tadacağız. Evet, böyle bir yer. Hoş geldiniz. Tarihi uzun çarşıdır. Kolay gelsin. Bu da neydi? Tepsi kebabı. Ha, tepsi kebabı böyle.
tepsiyle böyle kıyma kıyma, kıyma gibi. Evet. Kıyma kebabı mı? Baharatlıdır muhtemelen. Şimdi bundan öncesinde 4-5 tane meze söyledik ya arkadaşlar. Buraya geldiğimizde aynı mezeleri saydı. O yüzden artık onları orada yedik diye farklı bir şey olsun diye cevizli biberli var deyince bunu istedik. Bunun da adı muammara. Aslında bunu da yemişiz. Şimdi ikisi arasında bir kıyaslama yapacağım. Köçün muammarası mı yoksa konak evinin muammarası mı? De bunda ceviz tadı daha fazla geliyor. Onu da çok fazla alamamıştım. Evet. Fakat bu biraz daha tuzlu geldi bana. Sen yemişsin zaten burayı. Ama güzel. Kamerayı açmadan burayı götürmüş Tanel. Şimdi şunu deneyeceğiz. Beğendin değil mi? Güzel. Güzel oluyor ya. Gerçekten çok güzel. Ben daha tadına bakmadım çünkü çok sıcak. Yani löp eti ben normalde çok fazla tercih etmiyorum. Bunu da löp et olarak düşünmüştüm ama hiç öyle bir şey değil. İncecik kağıt gibi zaten. Nasıl bir şey? Meze gibi yine bu da. Yani şunlar gibi, yemek gibi değil. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Hani etin bir ağırlığı vardır ya, ağır gelir yiyince. Bir şişersin. Bu hafif işte. Öyle anlatayım. Evet, meze gibi derken ha, anlatmak istediğim oydu. Boşuna dememişsiniz pöçe gidin pöçe gidin diye. At 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 hepsini at. Oh. İçinde maydanoz falan da var bunun ya. Çok. Sadece baharatla kıyma değil. Tabii canım yeşillik falan da var içinde. Var, sarımsak da var. Sarımsak da hissettiriyor. Soğan, sarımsak. Ama hiçbir şey görünmüyor. O kadar ince ki. Ben çabuk doyduğum için mideme boşluk bırakıyorum. Çünkü daha gidecek çok fazla yerimiz var. Daha tatlımızı yemedik, meşhur dondurmamızı yemedik. Meşhur künefemizi. Daha gideceğimiz yerler var. Nereye gideceğiz bilmiyoruz ama gidiyoruz işte. Sizin isteğiniz doğrultusunda. Siz nereleri diyorsanız oraya gidiyoruz. Ya da sokaktaki böyle esnafa soruyoruz. Eski esnaflara buranın en meşhur yeri neresidir? Nerede yiyelim diye. Taner gömürdü. Kaç veriyorsun yine 10 üzerinden? 10 diyemem ama 8 diyebilirim. Buraya oturursam aç kalkmam şahsen. Bunu yer kalkarım doyururum karnımı. Ben çok yedim. Burama kadar geldi. Sen diğer bütün yemekleri de orada götürdüğün için. Bayılacağım. Gelin her şeyi tadımlık yiyoruz Taner. Yani bir çatal alıp da bırakmıyoruz tabii ki de. Çok fazla hepsini bitirin diye de uğraşırsam. Ya. Ankara'ya götüremem seni. Burada hastanenin kumisine gideriz ondan sonra. Onun için soda aldım. Evet onu ben de aldım. Ye ye soda iç arkadaşlar. Taner'in formülü. Başka türlü sığdıramayız mideye bu kadar yemeği. Bitirmiş bile ya. Yazık çöpe mi gitsin ya? Sakin ya sakin. Çöpe mi gitsin yazık? Ne oldu ki? Ne oldu? Böyle bir acı yok zehir. Ha biber mi? Herhalde buranın biberleri çok acı olur. Ama çok ince ve taze görünüyor. Nasıl bu kadar acı? Yandım. Ay ne alsam? Su, soda. Galiba bunlar bilerek biberleri acı koyuyorlar değil mi? Burada herkes acı yer. Burada acı yiyor herkes. Ama bu deli acı yani. Bir tatlı acı var. Onu çok seviyorum işte deli tatlı acıyı. Hem acı yakıyor hem de çok lezzetli bir acı oluyor ya. O işte tatlı acı. Bir de acı var. Gerçekten acıdır yani net. Bir de deli acı vardır işte o da bu. Deli acı bu deli acı. Tam hesabı ödemek için aşağı indik arkadaşlar çıkıyorduk. Buraya özgü bir de çıtır kabak tatlısı meşhurmuş buranın. Kabak tatlısı ama çıtırı. Böyle çıtır çıtır. Kireçte yatırılıp şekerde kaynatılıyormuş. Öyle yapılıyor. Bunun tadımını da evimize geçince odada yaparız. Tepsi kebabımızı da böyle hazırlıyoruz. Efendim. Oo, ne sağlık ustam. Maşallah. Vallahi maşallah. Usta eti alıyor önce. Tabii ki kaburgadan. Kıymayı taze taze çekiyor bana. Böyle direkt kıyma değil. Sarımsak. Tam bir biber alayım. Evin içinde var. Kırmızı biber de var mı? Kara biber koyuyoruz. Kara biber. Toz biber. Ve tuz. Tuz. Güzel güzel harmanlayacağız. Tam çeviriyorum. Bir daha hiç deneme yani. Taner bir kere bir yaptı. Evlerden uzak. Evde ancak o kadar. Evlerden uzakta o neydi? Kendi yedi. İşte budur. Zaten şu tabak olayın içine girdin mi tamamdır. Hayır, tabak, o yemek lezzetlidir demektir. Önemli yani burada. Değil mi? Şu tabak bile yedirtir yani başlı başına. Aynen. Her şey eskiden güzeldi böyle bakırken. Hala benim hoşuma giden tek şey onlar öyle çanak, çömlek. Bakır. O tarz şeyler daha güzel oluyor. Daha samimi, daha mütevazi, daha sıcak değil miydi her şey? Aynen. Burada işte o sıcak gelenekler hala devam ediyor. Tepsi kebabımız hazır. Merhaba.
Aynen fırına hazır. Çok sağ ol. Arkadaşlar Antakya simidi böyle bir şeymiş. Evet, Antakya simidi deyip duruyorlar. Ben zannediyorum normal bizim gibi Ankara, İstanbul simidi gibi bir şey zannediyordum. Bizimkiyle alakası bile yok ya. Bunu denemeye değer ama değil mi? Kimyonla tuz bıraktılar simidin yanına. Simidi bandırarak kimyona ve tuza banarak yeniliyormuş. Ben ne kadar ilginç değil mi? Şimdi şöyle verdiler kimyon ve tuzu. Böyle banıyoruz. Afiyet olsun. Çok güzel değil mi? Ben hiç tatmadım daha önce. Yemin ediyorum nefis bir şey. Bu bizim simitler gibi bir şey değil. Bunun adına simit demek yanlış bir şey. Bunun adı başka bir şey olmalı. Hatay ne bileyim rutiye işte. Falan olabilir yani. Buyurun. Kesin böyle dene. Vallahi bırakmayacağım simidimi de kimyonumu da alacağım. Koyalım. Gideceğim akşam odada yerim yani. Çok güzel, çok sevdim. Buraya gelirseniz mutlaka Tülin fırına uğrayıp bir tane simidini, kimyonlu simidini yemeden geçmeyin. Uzun çarşının içinde. Esnaflardan sorduğumuz kadarıyla en çok aldığım cevap bir de şu oldu. Affana gidin. Haytalı dondurma mı ne varmış? Haytalı evet, mı dedi? Haytalı. Haytalı. Dondurma. Bir de Affan kahvesi içmeden dönmeyin dediler. Şimdi oraya geldik. Hem kahvesini içeceğiz. Haytalı dondurmasını yemeden gitmeyeceğiz. Ooo değişik bir yer. Neydir? Ay ne güzel. Dondurmaların güzelliğine bak. Altındaki muhallebiyle dondurmayı birlikte yemenizi tavsiye ederim abi. Altındaki muhallebi. Muhallebiyle birlikte dondurmayı yiyormuşuz. Arkadaşlar biz ne görüyoruz şu an? Bu nasıl güzel bir şeymiş. Hiç böyle çok bir şey tahmin etmemiştim. Pespembe ve şöyle bir şey söyledi. Altındaki muhallebiyle birlikte dondurmayı kaşıklayın dedi. Peki şu pembe olan nedir acaba? Pembe olan sıvı su. Bu rengini neyden aldı? Neymiş? Çiçek gibi kokuyor. Gül olmasın? Ay ne hakikaten gül suyu gibi. Ya gül zaten. Evet gül suyu, gül suyu. Aa çok güzel görünüyor. Galiba ben bir dondurmacı açacağım. Aha. Ankara'da hiç böyle bir şey yok. Aynen. Açarım altına muhallebi, üstüne de gül suyu. Onun üstüne de dondurma. Yazarım oraya da bir haytalı rukiye. Nasıl güzel. Güzeldir herhalde, ben bakamadım tabii. Muhallebisi de çok güzel ama dondurması efsane. Muhallebiyi ben çok sevmiyorum galiba, ondan çok tutmadım onu. Ama dondurma şahane. Kaşığının orijinalliği. Ay çok güzel. Tamer sen hala tadamadın. Hayır. O yüzden öyle sessiz kaldın kenarda. Sıra bana gelmesini bekliyorum. Harika. Yeterli. Ben severim. Taner gül suyuyla başladı. Taner de her şeye ne yorum alalım. Çok güzel. Valla üçünün karışımı enfes olmuş. Ben yanlış mı karıştırdım acaba? Eksik tabii, mi karıştırarak yedim acaba? Muhallebiyle dondurmayı karıştıracaksın dedi ya zaten. Tabii böyle karıştırmadan olmaz. Ben muhallebiyi tek başına aldım. Olmaz. Ben karıştırarak deneyeyim onu evet. Evet aynen böyle. Şöyle bakayım. Mükemmel. Bir de ikisini karıştır. Anne şu muhallebiye bak ne güzel. Rukiye bir tane alacağını söyledi ama bitirdi. Bize bir şey bırakmadı. Vallahi çok güzelmiş. Beni benden aldı. Sen kendine bir tane daha söyle. Şimdi çok fazla yerden girip çıkıyoruz. Her şeyi tatmak istiyoruz ya. Daha künefesi meşhur buranın. Künefesini falan yemedik. O yüzden bir tane alalım. Üçümüz yiyelim dedik. Olmadı. Dina ben hayır tek başıma yiyeceğim dedi. İkiye çıkardık. Ben bir çatal alırım. Sen alırsın dedim Taner'e ama yok. Taner aldı bir çatalı. Şimdi burada kahveye iki isim veriyorlar. Fincan mı yoksa süvari mi olsun diye soruyorlar. Ama buraya özel değil. Hatay'a ait bir özellik bu. Ben daha öncesi süvari kahve nedir hiç duymamıştım. Bizim otelde de mesela soruyorlar. Fincan mı olsun süvari mi diye. Bize süvari nedir bilmediğim için ben de tam bir kahve dostu olduğum için fincan da olsun, normal olsun diyorum. Meğersem kahvenin aynısının çay bardağında olana süvari deniliyormuş. Bunu da burada öğrenmiş olduk. Ama buranınki çok meşhurmuş. Şimdi onu deneyeceğiz. Ben kahveden anlarım. Ona göre puan vereceğim. Kahveden çok iyi anlarım. Kahve satıcı ben de bakıyorum. Bence 10 verecek. Güzel. Ama telvesi çok olmuş ya. Ama kahve mi içiyorsun? Direkt kahve içiyorsun yani. Çok güzel tadı. Kahvesi çok güzel. Evet. Taze kahve olduğu besbelli. Ama bardakta olunca köpük falan olmuyor ya. Kahve içmeyip de sanki başka bir şey içiyormuşum gibi oluyor bardakta içtiğim için. Süvari kahvesi. Ama güzel. Onun üzerinden 9. Az önce de tam bu tarafa, bu caddeye döndüğümüzde bir takipçi bayanla karşılaştım. Bir fotoğraf çekindik. Künefe yemeden gitmeyin sakın dedi. Tabii ki yiyeceğiz. Biz de öyle bir yer arıyorduk dedi. Sakladık. Bize burayı tavsiye etti. O zaten buranın yerlisiymiş. Mutlaka künefeyi Hatay künefede yiyin dediler. Şimdi biz de buraya geldik. Bir de son olarak künefemizi yiyeceğiz. Burayı deneyeceğiz. Yalnız bizim künefelerden ayrıca daha tadına bakmadan bir fark gördüm. Evet, İncecik. Hem ince ve üstü peynir. De kıpkırmızı. Çok güzel kızarmış. Aynen. Nasıl? Yemin ediyorum yok böyle bir şey.
Ben vazgeçtim arkadaşlar. Hani o haytalı mı, hokkalı mı neydi onun adı? Haytalı. Haytalı dondurma. Haytalı dondurma birinci sıradaydı ya benim için. Öyle bir şey kalmadı. Kesinlikle ve kesinlikle Hatay künefe. 10 yıldız. Hemen bir tane daha söyler misin? Tatmaya gelmiştik buraya ama ben kesinlikle yemem lazım bunu. Evimize geldik nihayet. Akşam saat 10 oldu. Buradan Arsuz'dan Antakya'ya 1,5 saatlik mesafe varmış bu arada. Evet. Biz zannediyoruz ki burada her yer çok yakın, çok yakın. İşte İskender'in şurası falan filan deyince. Burası aslında biraz İskender'in o da bağlı. Tam evet. Hatay değil. Evet. Öyle miyiz? Evet. Ay ne bileyim herkes bir şey söylüyor. Neredeyiz biz? Arsuz'dayız işte. İl olarak Hatay, İskender'in ilçe o zaman. Aynen. Ha İskenderun da ilçe. Oraya bir il değil. Evet. Ha pardon. Nihayet. Ama yani Hatay ile Arsuz'un arasının 1,5 saat olduğunu bilmiyorduk. Tam 3 saatimiz git gel yolda geçti. Bütün günde oradan gir oradan çık patlamak üzereyiz gerçekten. Evet. O yüzden ayakta bile kapatamıyoruz videoyu. Oturuyoruz arkadaşlar. Siz çok istediğiniz için bir günümü tatilimden kapatıp size ayırdım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.